Buna göre K, L ve M kürelerinin tüm işlemler sonucundaki yük cinsleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıda farklı elektriklenme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen deneyin işlem basamakları. Grafiğe göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Cisimlerin birbirine uyguladığı itme ve çekme kuvveti cisimlerin yük miktarları ile doğru orantılıdır. Özdeş X, Y, Z, T ve V cisimlerinin pozitif ve negatif yük miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiği incelediğimizde X'in negatif yüklü, Y'nin negatif yüklü, Z'nin ise nötr olduğunu görüyoruz. T'ye baktığımızda pozitif yükle yüklendiğini, V'nin ise yine pozitif yükle yüklendiğini görüyoruz. Ancak bu yük miktarlarının ne kadar olduğuna karar vermemiz gerekecek. X için konuştuğumuzda x'in 6 tane negatif yükü, 4 tane de pozitif yükü var. Bu durumda eksi yüklerden 2 fazlası var. Yani eksi 2 yüklüdür diyoruz. Y'ye baktığımızda 10 tane negatif, 6 tane pozitif var. Dolayısıyla eksi 4 yükü fazla. Z zaten nötrdü. Bunu da yine buraya not edelim. Daha rahat görürüz belki. Ardından T'yi incelediğimizde 8 tane negatif, 10 tane de pozitif yükü var. Yani artı 2 yüklüdür. Ve son olarak V'ye baktığımızda 10 tane pozitif, 6 tane de negatif yükü var. Artı 4 yüklüdür diyoruz. A'ya bakalım. X ve T cisimleri birbirine dokundurulduğunda nötr hale geçerler. X eksi 2 yüklü, T de artı 2 yüklü. Birbirlerine dokundurulduğunda nötr hale geçeceklerdir. B, Y ve T cisimleri birbirine yakınlaştırıldığında birbirlerini çeker ve birbirine dokunduktan sonra aynı cins yükle yüklenip birbirlerini iterler. Y'nin eksi 4, T'nin ise artı 2 olduğunu görüyoruz. İlk durumda birbirlerini çekeceklerdir. Birbirlerine dokundurulduğunda eksi yük fazla olduğu için sonrasında bu eksi yükleri paylaşacaklardır. Ve ikisi de son durumda eksi yükle yükleneceği için birbirlerini iterler. C, birbirlerine eşit mesafede tutulan cisimlerden X ve Y'nin birbirine uyguladığı itme kuvveti T ve V'nin birbirine uyguladığı itme kuvvetine eşittir. X ve Y'nin birbirlerine uygulama ku it itme kuvvetine baktığımız zaman X'in eksi 2, Y'nin eksi 4 olduğunu görüyoruz. T ve V'ye baktığımızda T artı 2, V de artı 4. Yani buradaki yük miktarları birbirleriyle benzer. Dolayısıyla da itme kuvvetleri de eşit olacaktır. D. Birbirine eşit mesafede tutulan cisimlerden V ve Z'nin birbirine uyguladığı çekme kuvveti T ve Z'nin birbirine uyguladığı çekme kuvvetinden küçüktür. V ve Z'yi incelediğimiz zaman Z zaten nötr. V bunu artı 4 ile çekecek. T de bunu artı 2 ile çekecek. Artı 4 ile çekecek olan V'nin daha fazla çekmesini bekleriz. Ancak burada daha küçüktür denilmiş. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. Buna göre cisimlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Aşağıda yük cinsleri bilinmeyen K, L ve M cisimlerinin birbirlerine uyguladıkları itme ve çekme durumları verilmiştir. L ve M'nin birbirini çektiğini, K ve M'nin ise birbirini ittiğini görebiliriz. Bir, K ve L cisimleri birbirine dokundurulursa nötr hale geçerler. Bunun kesinliği ile ilgili bir şey söyleyemeyiz, kesin doğrudur diyemeyiz. Çünkü aralarındaki yük miktarını bilmiyoruz. Dolayısıyla da nötr hale geçer diyemiyoruz. 2. M ve L cisimleri birbirine dokundurulursa nötr hale geçerler. Birbirlerini çekiyorlar ancak yük miktarlarını bilmediğimiz için nötrleyip nötrlemeyecekleri konusunda herhangi bir ifadede bulunamıyoruz. Belki L'de negatif yükler fazladır ve ikisi de negatif olurlar ya da işte birinde pozitif yük fazladır ve son durumda pozitif olabilirler. Dolayısıyla buna kesin diyemiyoruz. 3 K ve M cisimleri birbirine dokundurulursa aynı cins yükle yüklenir denilmiş. K ve M'ye baktığımız zaman yüklerinin aynı olduğunu görebiliyoruz çünkü birbirlerini itmişler. Dolayısıyla bu iki cismi dokundurursak Son durumda ikisinin de yükleri aynı olacaktır. Bu ifade kesin doğrudur. Cevabımız B şıkkı yalnız 3. Buna göre fabrika bacalarına gerçekleştirilen filtreleme olayı ile ilgili olarak verilen ifadelerinden hangileri doğrudur? Fabrika bacalarında baca içine yerleştirilen negatif yüklü levhalar, bacadan geçen tozların negatif yükle yüklenmesini sağlar. Daha sonra tozlar bacanın etrafındaki pozitif yüklü levhalar tarafından çekilir. Böylece tozların havaya karışması önlenir. 1. Toz parçacıklarının elektriklenmesi sonucu atmosfere karışması engellenmiştir. Evet, negatif yüklü levha sayesinde elektriklenmiş, daha sonrasında pozitif yüklü levhalarca tutulmuş bu sayede atmosfere karışması engellenmiştir. 2. Pozitif yüklü levhalar ile yüklü toz Parçacıkları arasında çekme kuvveti oluşmuştur. Evet bu sayede atmosferi karışması engellenmiştir. Zıt yükle yüklendikleri için çekme kuvveti oluşmuştur. 3. Bacalarda kullanılan bu yöntem ile zıt yüklü cisimlerin birbirini çekmesi sağlanmıştır. Evet bu da zaten 2'de açıkladığımız durumda mevcut. Cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3. Verilen cisimler yalıtkan bir zemin üzerinde birbirlerine etki edebilecek bir mesafeye getirildiklerinde cisimlerinden hangileri birbirine çekme kuvveti uygular? K, L, M ve N iletken küresel cisimlerin elektriksel yük miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Baktığımız zaman K'nin nötr olduğunu görüyoruz. L'nin pozitif yükle yüklendiğini, pozitif yükleri fazla olduğu için pozitif olduğunu M'nin negatif olduğunu, N'nin de yine negatif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi birbirlerini çekme kuvveti uygulayabilenlere bakacağız. K ve L'ye baktığımız zaman K nötr, L pozitifti. Dolayısıyla çekme kuvveti uygulayabilir. 2 M ve N, M ve N'nin ikisi de negatif olduğu için birbirlerini çekmeyecekler. 3 L ve N, L pozitif, N de negatif olduğu için birbirlerini çekebilecekler. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 C şıkkı. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Dokunma ile elektriklenme iletken cisimlerin birbirine dokunması sonucu gerçekleşir. Elektrik yüklü cisimler birbirine dokundurulduğunda üzerlerindeki toplam yükü paylaşırlar. Bu elektriklenme sonucunda cisimler aynı cins yükle yüklenirler. Aşağıda verilen birinci durumda artı yüklü olan M cismi nötr ve iletken X cismine dokundurulup ayrıldıktan sonra ikinci durum oluşuyor. 1. M küresinden X cismine pozitif yük geçişi olmuştur. Pozitif yük geçişi gerçekleşemez. Dolayısıyla bu yanlış. 2 X cisminden M küresine negatif yük geçişi olmuştur. X cismi nötürdü, ancak dokunmanın ardından pozitif olmuş. E, X'in pozitife dönebilmesi için yapısındaki negatif yüklerden birazını vermiş olması gerekir. Bu nedenle X cisminden M küresine eksi yük geçişi olmuştur ifadesi doğru. 3. İkinci durumda M cisminin eksi yük miktarı artmıştır. E, baktığımız zaman X'ten M'ye negatif yük geçişi olmuştu. Dolayısıyla M'deki eksi yük miktarı artmıştır. Cevabımız 2 ve 3 D şıkkı. Buna göre balonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Yünlü kumaşa sürtülmüş L balonu ile özdeş K ve M balonları kullanılarak yapılan iki deneyde balonların birbirlerine göre durumları aşağıda verilmiştir. Birinci deneyde K ve L'nin birbirini çektiği, ikinci deneyde M ve L'nin birbirini ittiği gözlemleniyor. A K balonunun elektriksel yük fazlalığı yoktur. Yani K için nötr'dür demiş. E, L sürtünme ile elektriklendiği için onun bir yükü var ve bu e, L balonu nötr olan K balonunu çekecektir, çekebilir. Dolayısıyla kesinlikle yanlıştır diye bir ifade kullanamayız. B, M balonunun elektriksel yük fazlalığı yoktur denilmiş. M ve L birbirini ittiğine göre bunlar zıt yükle yüklenmiştir. L negatifse M pozitiftir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. C, M balonu yünlü kumaşa sürtülmüştür. E L balonuyla birbirini ittiklerine göre L balonunda yünlü kumaşa sürtündüğüne göre ikisi de yünlü kumaşa sürtünüp aynı yükle yüklenmiş olabilir. Dolayısıyla da birbirlerini itebilirler. D. K balonu ipek kumaşa sürtülmüştür. İpek kumaşa sürtünürse L'nin tam zıttı bir yükle yükleneceği için bu ifade de doğrudur. Cevabımız B şıkkı. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Buna göre aşağıdakilerden hangisi elektriklenmenin teknolojide kullanımına örnek olarak verilebilir? Elektriklenme doğada ve günlük yaşamda birçok olayda gözlemlenebilir. Doğada gerçekleşen elektriklenme olayı ile birlikte elektriklenmeden faydalanılarak geliştirilmiş birçok teknolojik alette bulunmaktadır. A) Yağmurlu günlerde şimşek ve yıldırım olaylarının görünmesi. Burada teknolojiden değil, doğada gerçekleşen bir örnekten bahsedilmekte. B) Yünlü giysilerin çıkarılırken çıtırtılar ve kıvılcımlar çıkarması bu da yine günlük hayatımızda doğa diyebiliriz. C birbirine dokunan iki insanın parmaklarından karıncalanma ve küçük bir acı hissetmesi bu da yine aynı şekilde günlük hayat örneği. D fabrika bacalarından çıkan zehirli maddelerin baca filtreleri ile filtrelenmesi burada teknolojinin kullanımı söz konusudur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. K ve L cisimleri alüminyum toplara eşit mesafede olacak şekilde yaklaştırıldığında topları farklı miktarda çekmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Nötr alüminyum top pozitif yüklü özdeş K ve L cisimleri kullanılarak aşağıdaki deneyler yapılıyor. Birinci deneyde K cismini yaklaştırdığında A kadar bir açıyla hareket ediyor. İkinci deneyde ise L'yi yaklaştırdığında 2A kadar açılabiliyor. A, K ve L cisimlerinin yük miktarlarının eşit olması. Eğer K ve L cisimlerinin yük miktarları eşit olsaydı, eşit açılarda açılacaktı ama öyle olmamış. Dolayısıyla bu ifade yanlış. B, L cisminin yük miktarının K cisminin yük miktarından fazla olması. Bu durum olabilir. E, aradaki açıyı arttırabilir. C, K cisminin yük miktarının L cisminin yük miktarından fazla olması. Hayır, öyle olsaydı ikinci deneydeki gibi görülürdü. D. Alüminyum toptaki artı yük miktarının K cismindeki artı yük miktarından fazla olması. Eğer öyle olsaydı, K cisminin içerisindeki artı yük miktarından fazla olsaydı, bunlar birbirini çekmek yerine iteceklerdi. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Cevabımız B şıkkı olacak. Verilen durumlar ile ilgili olarak yapılan çıkarımlarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki şekillerde elektriksel yük durumları verilen cisimler arasında gerçekleşebilecek itme veya çekme durumları gösterilmiştir. Birinci şekilde e, mavi olan kürelerin ikisinin de pozitif olduğunu ve birbirlerini ittiklerini görüyoruz. İkinci şekilde kırmızının negatif, mavi'nin pozitif olduğunu görüyoruz ve bunlar birbirlerini çekiyorlar. Üçüncü şekilde e, yeşil olan e, küreye baktığımız zaman Nötr olduğunu görüyoruz. Kırmızı ise negatif ve yine de çekebiliyor. 1. Elektriksel yük fazlalığı olan cisimlerin yük cinsleri aynı ise birbirlerine itme kuvveti uygularlar. Tıpkı birinci şekilde olduğu gibi. 2. Elektriksel yük fazlalığı olan cisimlerin yük cinsleri farklı ise birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. İkinci durumun açıklaması. 3. Elektriksel yük fazlalığı olan cisimler ile elektriksel yük fazlalığı olmayan cisimler birbirlerine itme kuvveti uygular denilmiş. Üçüncü şekilde bunun böyle olmadığını itme yerine çekme kuvveti uyguladıklarını gördük. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı 1 ve 2 olacak. Buna göre K cisminin ve yaklaştırılan cisimlerin yük durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olursa Dinamometrede okunan değer 20 Newton'dan büyük olur. Elektriksel yük durumu bilinmeyen bir K cismi yalıtkan ip yardımıyla yandaki gibi dinamometreye asılıyor. K cismi dinamometrede asılıyken alt tarafından eşit mesafede olacak şekilde bazı cisimler yaklaştırılarak dinamometreden okunan değerler not edilecektir. Öncelikle şu anda K'nin kendi ağırlığının 20 Newton olduğunu görüyoruz. A şıkkına baktığımızda K'nin pozitif olduğunu bize vermiş. Ve aşağı koyduğu zeminde yer alan cisim de yine pozitif. Bunlar birbirlerini itecekler. Bunlar birbirlerini iterse dinamometrede okunan değer 20'den küçük olur. O yüzden A şıkkını eliyoruz. B'ye baktığımızda zemindeki nötr ve verilen K cismi de nötr olacak. Hiçbir etki görmeyeceğiz aralarında. Okunan değer 20 olarak kalacak. D'ye baktığımızda K'yi bize negatif, zemindeki cismi de negatif vermiş. Bunlar yine birbirlerini itecekler. Bunlar birbirine ittiği zaman K cismi yukarı doğru çıkmak zorunda kalacak ve okunan değer yine 20'den küçük olacak. C'de K negatif yüklü, zemindeki cisim ise pozitif yüklü. Bunlar birbirini çekecekler. Dolayısıyla da K aşağı doğru hareket etmek zorunda kalacak. K aşağı doğru çekileceği için Dinamometrede okunan değer de 20'nin üzerine çıkacaktır. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Buna göre yapılan deney ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda gerçekleştirilen bir deneye ait görsel ve açıklamalar verilmiştir. Birinci aşama başlangıçta nötr olan bir balon ile nötr yünlü kumaş birbirine sürtülüyor. İkinci aşama yünlü kumaşa sürtülen balon duvara dokundurulduğunda duvarda sabit olarak duruyor. Üçüncü aşama balon bir süre sonra duvardan düşüyor. İlk aşamada birinci aşamada yün kumaşın negatif Pozitif olması, balonun ise negatif olması durumu söz konusu. dolayısıyla burası negatifken duvarla birbirini çektiklerinde e, duvarın da nötr olması gerekir ya da pozitif olması gerekir. Ancak bir süre sonra ikisi de e, yüklerini paylaştıkları için e, aynı olacaklar ve balon yere düşecektir. A'ya bakalım. Birinci aşamada gerçekleştirilen işlem sonucu balon ve yünlü kumaşta elektriksel yük fazlalığı oluşmuştur. Evet biri negatifle yüklenmiş biri de pozitifle yüklenmiştir. B birinci aşamada nötr olan balon ile yün kumaş sürtünme sonucu zıt yükle yüklenmiştir. Evet bunun da böyle olduğunu biliyoruz. C, üçüncü aşamada balon dokunma sonucu duvar ile zıt yükle yüklendiği için düşmüştür. Hayır, duvarla artık aynı yüke sahip olduğu için düşmüştür. D, ikinci aşamada balon ile duvar arasında elektriksel yük geçişi olmuştur. Evet, birbirleriyle yük alışverişi yapmışlar. Bu nedenle de üçüncü aşamada balon yere düşmüştür. Bu ifade de doğru. Cevabımız C şıkkı. Yapılan işlemler sonunda K ve L cisimleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Elektrik yükü taşıyan bir cismin toprağa bağlanarak nötr hale getirilmesi işlemine topraklama denir. Başlangıçta nötr olan K ve L cisimleri ile yapılan cisim işlemler 1 ve 2. şekillerde verilmiştir. 1. şekilde nötr K cismi topraklanıp artı yüklü bir cisim K cismine yaklaştırılıyor. Bir süre beklendikten sonra topraklama kesilip Artı yüklü cisim uzaklaştırılıyor. Burada cismi yaklaştırdığımız zaman K'nin içerisinde yükler zıt yönlere gidecek. Yani artı yaklaştırıldığı için eksiler bu uçta toplanacak. Artılar ise diğer uçta toplanacak. Bu durumda topraktan eksi yükler K'nin içerisine gelmiş olacak ve son durumda K'nin yükü eksi olacak. L'ye baktığımızda nötr L cismi topraklanıp eksi yüklü bir cisim L cismine yaklaştırılıyor. Bir süre beklendikten sonra topraklama kesilip yüklü cisim uzaklaştırılıyor. Öncelikle eksiği buraya yaklaştırdığımız için bu tarafta artı yükler toplanacak. Öbür tarafta da eksi yükler oluşacak. Dolayısıyla buradaki eksi yükler L cismi üzerinden toprağa aktarılacak ve son durumda L'nin yapısı içerisinde artı yükler fazla olacağı için L'nin artı yüklü olduğunu söyleyeceğiz. 1'e bakalım. Birinci şekilde artı yüklü cisim K cismine yaklaştırıldığında iletken tel aracılığı ile topraktan K cismine doğru eksi yük geçişi olur. Evet göstermiştik. Doğru. 2. İki. İkinci şekilde eksi yüklü olan L cismine yaklaştırıldığında iletken tel aracılığı ile topraktan L cismine doğru artı yük geçişi olur. Hayır artı yükler zaten hareket etmeyecekler. Dolayısıyla bu ifade yanlış. 3. Son durumda K cisminde artı yük fazlalığı, L cisminde eksi yük fazlalığı oluşmuştur. Hayır tam tersiydi. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı yalnız 1 olacak. Buna göre öğrenci elektroskobun ikinci şekildeki duruma gelmesi için işlemlerinden hangilerini ayrı ayrı yapmış olabilir? Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını, yüklü ise hangi yük cinsiyle yüklü olduğunu belirlemek için kullanılan aletlere elektroskop denir. Bir elektroskopun temel yapıları topuz, iletken gövde ve iletken yapraklar olup bu yapılar birbirine bağlı durumdadır. Bir öğrenci yük durumu birinci şekilde verilen elektroskop ile bazı işlemler yaparak elektroskopun ikinci şekildeki duruma gelmesini sağlıyor. Birinci şekle baktığımız zaman elektroskobun nötr olduğunu, ikinci şekilde ise artı yüklü hale geldiğini görüyoruz. 1. Topuz kısmına yünlü kumaşa sürtülmüş ebonit çubuk dokundurma işlemi. Eğer ebonit çubuğu dokundurursak ebonit çubuk yünlü kumaşa sürtündükten sonra negatif hale geleceği için dokundurma ile birlikte elektroskobun da negatif olması gerekir. Dolayısıyla bu işlemi uygulamış olamaz. 2 topuz kısmına ipek kumaşa sürtülmüş cam çubuk dokundurma. Cam çubuk pozitif olduğu için elektroskopun tepesine dokundurulduğunda, topuzuna dokundurulduğunda pozitif yükleri paylaşacaklar ve dolayısıyla elektroskopta pozitif hale geçebilecektir. 3. Topuz kısmına ebonit çubuğa sürtülmüş yün kumaş dokundurma. Yün kumaşta pozitif yükle yükleneceği için ve dokundurma ile bu yükleri paylaşacakları için elektroskop son durumda pozitif olacaktır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı 2 ve 3. Buna göre verilen cisimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Özdeş K, L ve M cisimleri yalıtkan ipler ile birbirlerini etki uzaklıkta olacak şekilde asıldığında aşağıdaki gibi dengede kalmaktadırlar. A K cismi pozitif yüklü ise L cismi de pozitif yüklüdür. Bunlar birbirlerini ittikleri için bunların kesinlikle e, zıt yüklü olduğunu söyleyebiliriz. B K cismi negatif yüklü ise M cismi pozitif yüklüdür denilmiş. Şimdi K'ye burada negatif dersek L'nin pozitif olması gerekir. L pozitifse e, M de pozitif olursa eğer birbirlerini, çekmek yerine itmeleri gerekirdi. Kesinlikle yanlış. C L cismi pozitif yüklü ise M cismi negatif yüklüdür. L cismi pozitif yüklü ise M'nin negatif olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak kesin olarak doğru diyemeyiz. Çünkü nötr olursa da yine çekecektir. Dolayısıyla kesin konuşamayız. D K cismi ile M cismi aynı cins yüke yüklüdür demiş. Yine dediğimiz gibi M negatif de olabilir, nötr de olabilir. Dolayısıyla kesinliği doğrudur diyemiyoruz. Kesinliği doğru olan tek şık A şıkkı cevabımız. Buna göre küreler serbest bırakıldığında özdeş yayların uzunluklarının değişimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki K, L, M ve N düzeneklerinde yük dağılımları gösterilen özdeş küreler özdeş yaylar kullanılarak yalıtkan düzeneklere bağlanıyor ve aralarındaki mesafeler eşit olacak şekilde tutuluyor. K düzeneğine bakalım. K düzeneğinde mavi top negatif yüklü, yeşil top da negatif yüklü. Dolayısıyla bunlar birbirlerini itecekler ve bir ve ikinci yayların kısalmasını bekliyoruz. A'ya bakalım. K düzeneğinde birinci yayın uzunluğu sabit kalır, ikinci yayın uzunluğu artar. Hayır, ikisinin de uzunluğu kısalır. L düzeneğine geçiyoruz. L'de turuncu olan pozitif yüklü, mavi olan ise negatif yüklü. Ve bunların birbirini çekmesini bekliyoruz. Bunlar birbirini çekince de bu yayların uzaması gerekecek. B şıkkına bakalım. L düzeneğinde bir ve ikinci yayların uzunluğu artar. Evet, doğru. M'yi incelediğimizde, e, turuncunun pozitif olduğunu söylemiştik. Buradaki morun ise negatif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar da birbirlerini çekeceklerdir. C şıkkına bakalım. M düzeneğinde 1 ve ikinci yayların uzunluğu azalır. Hayır, bunun için birbirlerini itmeleri gerekirdi ama bunlar birbirlerini çektikleri için uzunlukları artacak. Son olarak N düzeneğine geldiğimizde buranın negatif, buranın ise nötr olduğunu görüyoruz. Yükleri saydığımız zaman bu durumda da yine birbirlerini çekmelerini bekliyoruz. D şıkkını inceleyelim. N düzeneğinde birinci yayın uzunluğu artar, ikinci yayın uzunluğu azalır. Hayır, iki yayında uzunluğunun artması gerekir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Aynı ağırlıktaki K, L ve M küreleri pozitif yüklü zemin üzerine aynı yükseklikte olacak şekilde yerleştirilmiştir. K'ye baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zeminle birbirlerini çekeceklerdir. L'de pozitif bir cisim var. Dolayısıyla bunlar birbirlerini itecekler. M'ye baktığımızda ise nötr bir cisim var. Dolayısıyla zemin ile birbirlerini çekecekler. Ee, en küçük gerilim T2'de olacak birbirlerini ittikleri için. Ardından T3'de olacak. Sonra da T1'de olacak. Yani T1'in gerilimi daha büyük olacak. Ee, nötr cisimlerle yüklü cisimlerin birbirlerini çekme miktarıyla zıt olanların birbirini çekme miktarı farklıdır. Zıt olan yükler birbirlerini daha kuvvetli çekerler. Bu nedenle T1'in gerilimi T3'ten daha büyük olmalı. Dolayısıyla cevabımız da B şıkkı olmalı. Buna göre uygulamalarından hangileri topraklamaya örnek verilebilir? Herhangi bir cismi tek cins elektrik yüküyle yüklemek veya yüklü cismi nötr hale getirmek için cismin iletken maddelerle toprağa bağlanmasına topraklanma denir. 1. Ameliyathane ve laboratuvarların zeminlerinin iletken maddeler ile kaplanması herhangi bir elektriklenmeyi önlemek için yapılmıştır. Dolayısıyla topraklamaya örnek olarak verilebilir. 2. Yanıcı madde taşıyan tankerlerin arkasına yere temas eden bir zincir takılması. Bu da herhangi bir kıvılcım durumunun yaşanmasını önlemek için yapılmıştır. Yine bir topraklama örneğidir. 3. Ev ve iş yerlerinde elektrik hatlarında yer ile temas halinde olan bir kablo bulunması. Bunun amacı da yine topraklamayı gerçekleştirebilmektir. Aksi takdirde yangınlar açığa çıkabilir. Her şey zarar görebilir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 D şıkkı. Buna göre K, L ve M küreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tabloda özdeş K, L ve M kürelerinin sahip olduğu pozitif ve negatif yük miktarları verilmiştir. K'ye baktığımız zaman pozitif yükle yüklü olduğunu görüyoruz. Pozitif yükler çoğunlukla, L'de negatif yükler, M'de yine negatif yükler çoğunlukla. A, L ve M küreleri birbirine dokundurulursa yük cinsleri değişmez denilmiş. İkisi de negatif olduğu için dokundurmanın sonucunda ikisinin de yine negatif olmasını bekleriz. Dolayısıyla değişmeyecektir. B, K ve M küreleri birbirine dokundurulursa ikisi de nötr hale geçer. K'nin net yükü artı 8'dir. L'nin net yükü ise eksi 8'dir. Dolayısıyla bunları birbirine dokundurursak son noktada ikisi de nötr hale geçecektir. C, L ve K küreleri birbirine dokundurulursa, ikisi de negatif yükle yüklü olur denilmiş. L'nin de yükünü bulalım. L de eksi 8 yüke sahiptir. baktığımız zaman K ve L'yi birbirine dokundurursak ikisi de negatif yüklü olmaz. İkisi de Tıpkı B şıkkında olduğu gibi nötr hale geçer. D K ve L küreleri birbirine yaklaştırılırsa, aralarında çekme kuvveti oluşur. K ve L zıt yüklü oldukları için aralarında çekme kuvveti oluşacaktır. Cevabımız C şıkkı.